Evet sevgili izleyicilerimiz, bir yeni hafta başıyla Mart ayının son haftasında yine sizlerle beraberiz. Bugün bir konuğumuz var. Tam 25 yıldır görmediğim bir kardeşim, bir dostum, bir sadıcım, her şeyim diyeyim. Okul arkadaşım, aynı sıraları paylaştığımız uzun yıllar. Ali kardeşim de bugün yayın konuğumuz. Hemen yayına başlarken Anadolu Ulaşım'dan başlıyoruz. Anadolu Ulaşım keyifli yolculuklardır. Anadolu Ulaşım uzakları yakın eder. Anadolu Ulaşım sizi sevdiklerinize, sevdiklerinizi sizlere kavuşturur. Rahat, güven, huzurlu bir yolculuk için Anadolu Ulaşım'ı tercih edin diyoruz. Ve hemen sonrasında Elif Hanım'dan kısa bir sözü veriyorum. Evet Elif Hanım teyze. Hanım teyzenin seni. Bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir Uşak'tan herkese selamlar. Yoğun bir gündü. Bu saatten sonra yoğun mu olur, ortalık karışır mı bilmiyoruz ama çıktık şöyle yollara. Biz yine ters açalım da belki kazamaza kavuşuş olursa bakalım duruma göre. Çıktık yollara sizin sayenizde. Evet ben hemen konumuza dönmeden önce tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar Ege TV, Uşak Havadis ve Ege Sektör gazetelerinin YouTube sayfalarına abone oluyoruz. Ve aynı zamanda Facebook sayfalarını beğeniyoruz. Ve ben hemen konuğum, okul arkadaşım, Banaz Karaköse'ydi. Evet. Evet Karaköse köyünden, Almanya'dan gelen Ali kardeşim. Evet Ali, kısaca bir seni izleyicilerimiz tanısın. Tanısınlar işte 95 yılında beraber mezun olmuştuk. 96 yılında Almanya'ya geçtik. Amacımız üniversite okumaktı ama bir süre okuduktan sonra işte kendi işimizle uğraşmaya başladık. Şimdi burada bir işte bazı işlerle uğraşıyoruz. Yurt dışında işlerimiz var. Burada bazı arkadaşlarımızla ortak mobilya ticareti yapmaya çalışıyoruz. Herkes bilirdir belki emek ofis mobilyalarıyla. Ne diyelim işte gidiyoruz, geliyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yollar boş hayat kalmasın, yani hareket olsun, olsun diye. Uçaklar boş kalmasın, yollar boş kalmasın diye koşturuyoruz. Evet biz de Allah kolaylık versin diyoruz. Evet Ali kardeşim burada Uşak'ta herkesin tanıdığı tecrübeli, kaliteli bir mobilya firması olan Ali Akın veya Emek Ofis Mobilya ile beraber ortaklaşa bir işletme yapıyorlar. Almanya'da da Emek Mobil markasıyla hizmet veriyorlar ve Emek Mobilya'da Mustafa kardeşimiz ve yine Ozan var, onun kardeşi ve aynı zamanda hazır söz Emek Büro Mobilya'dan açılmışken rahmetli Ali abiyi de rahmetle anmadan geçemeyeceğiz. Allah'ım rahmet eylesin, Rabbim mekanını cennet eylesin. Gerçekten Akın ailelerden en büyüğüydü. Hatta ticaret odasında falan yönetimdeydi kendisi. Kendisine dediğimiz gibi Rabbim'den rahmet diliyoruz. Kendisine Allah rahmet eylesin diyoruz ve Emek Büro Ofis Mobilya yaştan her zaman kaliteli ürünler satıyor. Hiçbir zaman sattığı ürünlerde dandik şu bu kesinlikle bulamazsınız. Çünkü mal ofis mobilyaları Uşak'ta Emek Büro Mobilya'dan alır diyoruz. Hemen birkaç gelenler var. Mesut Bey, Yaşar Taylan Başkanım geldi. Ramazan Cemile var. Yasak durumları nasıl demiş? Yasaklar güzel ya. Artık Ramazan itibariyle hafta sonları çıkma yasağı geliyor. Ahmet Coşkun, Abdullah Yavuz kardeşimiz de şu an yayınımızda. Abdullah, Ali Uçmaz aracımızla bir gün seni de alalım inşallah. Cemil Çetin, Resul Özçelik, Muhammed Alaroğlu, hayırlı akşamlar kardeşim. Teşekkürler Muhammed Ali. Yusuf Acar, hep zenginlikleri reklam ediyorsun. Garipler ne olacak? Gale. Valla biz herkesin reklamını yapıyoruz. Sıkıntı yok. Garip derken? Sen ne garipsen tamam Gale. Ne diyeyim? Valla biz öylem Gale Yusuf Bey. Evet. Alperen. Herkes hayırlı yayınlar demiş. Ayşem Erol hayırlı akşamlar demiş. Teşekkürler Ayşem Hanım. Recep Başkan. Hasan Yalnız Kurt tekrar iyi geceler. İyi geceler Hasan. Recep Kuş izliyor. Abdullah Yavuz Başkan hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar demiş. Teşekkürler Apo. Mehmet Özdem. Özdem evet, Gençlik Merkezi Müdürümüz Mehmet Bey'e de selamlar. Aşçı Zeynep selam, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Abi demiş üstüne. Evet Ayşem Erol, bize de ofis mobilyası lazım demiş. Evet tam yerine geldiniz. Emek Büro Ofis'den gidiyorsunuz.
Diyorsunuz ki Ali Uçmaz'ın selamıyla geldik veya Alaaddin Başkan'ın selamıyla evet. geldik diyorsunuz. Orada özellikle Mustafa Bey'i görüyorsunuz değil mi Ali Bey? Evet. Genelde orada o işleri takip ediyor. Ali Bey genelde yurt dışı ayağını takip ediyor. Ondan dolayı yurt dışı eğer planlarınız varsa Ali Bey'e müracaat ediyorsunuz. Uşak'ta da eski park sineması karşısı eski Uşak Spor katlı otoparkının çaprazında emek ofis büro mobilyalarından temin ediyorsunuz. Uşak'ta en kaliteli ürünler emek ofis büro mobilyalarında. Aha kedi geçiyor. Beyaz ama. Evet biraz Ayan, sarım tırak ama buyruğunu kesmişler. Ayan Saman Muhtarım yayınımıza katıldı. Evet. DJ Babacan. İyi akşamlar Sadıç demiş. İyi akşamlar. Alanya'ya selamlar. Aha şarjımız bitenli. Allah'tan şeyimiz var da kan da kurtaran işi. Kablomuz var arkadaşlar. Şeyimiz var derken yanlış anlama. Şarj aletimiz. Sıkıntı yok. 7.25 şarjda devam. Mustafa Şahinli, Akif Kalağası, Hasan Yalnız Kurt. Abi TV Üniversitesi bulunur mu? TV'desi. Pardon ben... Üniversitesi bulunmuyor. TV Üniversitesi... Hasan Denizli'ye mi göndereceğiz yavrum? Gebertin şöyle orası ya. Ofis büro mobilyaları yapıyor ama yine de bir sormak lazım. Ali Bey var mı TV Üniversitesi'ne? Mustafa Bey'in ikinci bir şubesi var. Bay Alakın. Evet. Bay Akın'da. Evet. Bay Akın'da orada her türlü yardımcı olunur. Evet varmış. Hemen irtibata geçebilirsiniz. Rukiye Güneş Başkanım da yayına katıldı. Teşekkürler. İyi yayınlar, hayırlı akşam yayınlar Alaaddin Başkan demiş. Teşekkürler. Mehmet Aydın. Hayırlı akşamlar Başkan demiş. Teşekkürler Mehmet. Mehmet abi. Ahmet Kozak, evet Bağımsız Türkiye Partisi, Ege Bölge Müfettişi. Ahmet Başkanımızla selamlar. Aleyküm selam arkadaş. Alanya'da da Uşak çok selam olsun herkese demiş. Eyvallah. Aleyküm selam. Evet Ali Bey. Almanya'dan geldim birkaç gün öncesinde. Sosyal medyada biz birbirimizi bulduk. Yayınlarımızı nasıl buluyorsun? Veya nasıl bir şey gördün? Böyle bir şey daha önce hiç karşılaştın mı? Diyormuş izlemedim. Bugün içindeyim. Yok birkaç sefer takip ettim. Buraya geldikten sonra takip etme imkanımız oldu. Farklı. İşte yani ne kadar geniş kitlelere ulaşabilir veya hani şey yapılabilir onu bilemiyorum ama farklı bir şey yani. Bilmiyorum şimdi belki sokağa çıkma yasağının da etkisinden dolayı biraz daha sakin olmasından daha hani hareketsiz gibi. Ne bileyim şimdi bir şey söyleyemiyorum o konuda. Sokaklar hareketsiz ama şöyle bir şey var bilhassa evlerdeki erkeklerde bilhassa dizi izlemeyenler bayanların genelde herkesin bir dizisi var. Bazen yayına çıkmadığımız akşamları özellikle mesaj atıyorlar arıyorlar. Ya çıkmayacak mısın bugün? Artık farklı bir rekor oldu bu. Çıkmadığımız zaman da aranılır olduk. İnşallah bundan sonra da böyle. Gerçi Ramazan ayına kadar devam edeceğiz. Ramazan'dan sonra da tekrar yasaklar kalkar. Ondan sonra da herhalde bitiririz diye düşünüyorum. Ya Ramazan'da da sahur programı falan yaparsın canım ne olacak? Vallahi Ramazan'da kimse beni çıkaramaz evden. Hele sahurda. Ne yedik içtik kar. Ondan sonra akşama kadar günler de uzun oluyor. Gerçi ilk iki gün oluyor. Ondan sonra alışıyor vücutta. Yok canım akşamdan sahura kadar yaparsın. Evet. Zaten teravih atlıyorsun. Yani değil. Aynen öyle. Teravihten oraya atlarsın. Evet, Abdullah Yılmaz. Mehmet Karakulağa geç. Mehmet iyi akşamlar abi. Uşak'ta Sarı'ya döndük. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta bildiğim kadarıyla yok. Sarı'nın yasakları geçerlidir Mehmet. Ya dikkatli olun genelde. Tam bilmiyoruz ama. Abdullah Yılmaz. Ses Yankılı abi demiş. Selamun tamam. Aleyküm demiş. Aleyküm selam hayırlı akşamlar demiş. Ona baktım da düzeldi Zeynep. İlginize teşekkür saygılar demiş Hasan. Hasan gel ben sana TV ünitesi bulurum burada. Elif ablacığım. Eyvallah. Evet arkadaşlar bugün biraz gündem yoğundu. Tabi akşam üzeri de pandemiyle alakalı bazı şeyler açıkladım ama ne demiş o? Alaaddin abi senin yüzünden oldu. Bu Uşak'ta da sokağa çıkma yasağı senin yüzünden oldu. Mehmet senin yüzünden oldu. Çok gezdin oğlum. Ulan o gün... Gittin Kütahya'ya. Bütün virüsleri topladın geldin. Şimdi konuşuyorum. Aynen öyle. Topladın geldin oradan. Ondan sonra da lay lay yok. Çivril'den mi geldi? Evet. Bilmez ya Çivril'den gelmedi ya. Tuğba'dan mı geldi acaba? Tuğba'yla ben o kadar sıcak temas yapamadım arkadaşlar. Hani o yüzden ondan gelmiş olamaz kesinlikle.
Ha, gönlünüz sardık inşallah. İçecek kadar yakınlaşamadınız yani. O kadar bulaşacak kadar yakınlaşamadık. Ramazan ayı boyunca Türkiye geneli hafta sonu yasağı geldi. Evet, aynen öyle. Ramazan'da var himmet o olay da bu hafta sonunu sormuş Mehmet. Aba niye öyle dedin Mehmet'i geç diye. Hayır, Mehmet'e geç dedim. Yorumları okurken Mehmet'e geç dedim. Lan, sana geç. Burnunuzdan kullandınız ya. Sana geçirdik Mehmet, pardon, sana geçtik Mehmet, yanlış senin anlama. Senin yorum okunmamıştı, Mehmet'e geç dedim. Buyur Abdullah. Uşak eğer mavi rengine döner mi sizce demiş. Döner niye dönmesin, tarma çorbasına devam. Ayrıca Tuğba da dedi ki uşağı bayağı öv bitiremedi, hatta belediye başkanının alnından öpeceğim dedi. Öpsün ben dedim ya, Ankara'dan gelmesin sağdaş demiş. Gelmez ya, Ankara'dan gelmez. Herkes ne kodlarıydı o? İşte o kodlarla girdiler çıktılar. Ozan Akın hayırlı gezmeler demiş. Teşekkürler Ozan. Yani evet. Almanya'dan senin arkadaşın geliyor, sen uçakla gelemedin yavrum, evet, ya. Evet Ozan. Daha ilk kez katılıyor Ozan. Ozan da biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde AK Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu. Belediye miydi, milletvekili ya? Milletvekili. Ha, milletvekili pardon. Ozan bugün doğum günü kutladığı için kesin vardır bir organizasyon yani. Evet Ozan. Eşin doğum gününü kutluyor bugün. Mutlu yıllar Ozan. Eşin doğum mahalle muhtarları ne iş yapıyor abi demiş. Aba sana soracağım WhatsApp'tan, merak etme demiş. Mehmet'ten. Sor bakalım, zor olmasın Mehmet. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi hemen kısa reklam arası Abdullah'ın yorumuna geleceğim. Hatta ona birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar, Uşak'ta kaliteli ofis büro mobilyalarının adresi Emek Büro ofis mobilyaları. Eski park sineması karşısında, yine ev mobilyalarında da Bay Ali Akın Küçük Çarşı'dan otogar ışıkları çıkarken solda, ışıklardan inerken direkt sağda oluyor. Onu da belirtelim. Bay Ali Akın ve Emek Büro ofis mobilyaları tercih edin diyoruz. Osman Hocam da yine geldi. Osman Hocam, Ali Uçmaz yayınımıza bugün konuğumuz. Biraz da kulağınızı çınlatacağız. Okulda nasıldı, nasıldı, öyle miydi, böyle miydi gibisinden. Nasıl dayakla yedik? Sarımsak, sabahları sarımsak, akşamları soğana tatlım. Talim. Himmet gündem. Evet. Valla sarımsak sabah akşam sikindi yok. Ne zaman denk gelirse yeriz. Maalesef biz. Soğan ve sarımsak yemeyen insanlar olarak yiyoruz. Üstüne evet. Sakız çiğnesi yapacak bir şey yok. Kış yağsı normalde pek fazla kokmadı. Geğirince daha pis kokuyor. Allah'ım ya. Ne kadar iğrensin Alaaddin. Ya şimdi ya, doğal bir şey bu reaksiyon ya. Hani herkesin yaptığı bir şey. Şevket Diker yayınımıza katılmış. Burası geldi Cenneyin Alper. Evet Mehmet. Mehmet. Eyvallah diyorsun, başınızın belası geldi Alperen ya. Mehmet vallahi öldüreceksin sen bizi ya. Evet arkadaşlar bugün Alperen senin yüzünden vuracak bizi bugün. Abdullah, birazdan senin konuna geleceğim. Ve hemen gerisinde diğer bugün Deva Partisi'nde bir basın açıklaması vardı. Kadın komisyonlarının İstanbul Sözleşmesi ile alakalı. Sonrasında sigarayla mücadele kampanyasında Yeşilay Derneği'nin bir projesi vardı. Bu proje başlangıç töreni bugün Vali Funda Kocabıyık Hanımefendi öncülüğünde başladı, start verildi. İl İzleri İdaresi İlgilen Meclisi toplantı salonunda. Sonrasında oradan bir dağıldık. Birkaç özel programlarımız vardı. Ondan sonrasında 11'e gelirken evlere geldik. Yemeğimizi yedik, tarhana çorbamızı içtik, sarımsaklı. Sonrasında yayına geldik ve kırmızı çizgi operasyonu vardı. Onunla alakalı da Orman Dairesi'nin önünde bir çalışma, vali yardımcımızın katıldığı programı gerçekleştirdik. Ardından yayınımıza geldik. Ve hemen muhtarlara gelelim. Bugün ben birkaç telefon aldım. Bazı muhtarlara özellikle ulaşamadıklarını söylediler. Bilhassa özellikle Mehmet Akif ve Elmalıdere muhtarlarına ulaşamıyoruz. Ulaştığımızda da işte vatandaşlar sıkıntılarını dile getiriyor. Sıkıntılarını dile getirdikten sonra da biz ne yapalım, bizlik bir şey yok gibi cevaplar aldığını söylediler. Bundan dolayı da Abdullah kardeşim dediği gibi gerçekten sonuçta tamam, muhtarlar herkese yardım etmeyebilir ama en azından yardımcı olur veyahut da yönlendirme yapabilir. Belediyenin sosyal yardımlaşma müdürlüğü var. Yine sosyal yardımlaşma vakfı var Uşak'ta. O gün için Mehmet konuşma bak. Alattin abi o gün partide çayı içtin. Çok çay. Hiç senden faydasını görmedim. Senden şeyse
Ulan ne zaman çayını içtin? Ben senin çayını içmedim. Kaç defa dedim. Mehmet ya benim Mehmet, çay... böyle şeyler yazma. Ha. Konuyu karıştırdın. Anasını sen de kaç defa dedim. Mehmet benim çay... Lan abi Dugal ya. Lan abi Dugal ya. Bir dayak yemedim kaldı senden lan. Ondan sonra bir de çay içtin. Ne kadar çay içtim? Bir bardak çay bile getirmedin. Ondan sonra gel gel. Ondan sonra gel gel. Neyse diğer konumuza gelelim. Ha ama muhtarlarımızdan gerçekten duyarlı olan muhtarlarımız da var. Özdemir Mahallesi muhtarımız var Süleyman Bey. Yine Bozkurt Mahallesi muhtarımız, Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Gökhan Toker. Yine Atatürk Mahallesi muhtarımız, efsane muhtar Ayhan Saman'da. Gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere her zaman yardımcı oluyor. Hatta bu pandemi döneminde on binlerce maske dağıttı. Sırf kendi bazıları bütçesiyle, bazıları gelen diğer büyük şehirlerden gelen desteklerle Atatürk Mahallesi'ndeki on binlerce insana maske dağıttı. Yani böyle çalışmalar da var. Hatta çoğu olaylara da şahit olduk. Kimisine kömür desteğinde, kimisine boya da desteğinde, kimisine kırtasiye desteğinde, kimisine giyecek kıyafet desteğinde, kimisine bot, kimisine mont hesabı. Tabii ki bunlar da nasıl yapıyor? Sponsorlar aracıyla kendi cebinden yapsa bir yere kadar yapar. Bu yüzden önemli olan bir şeyi yapabilmek, bir şeyi becerebilmek. Bunu da Atatürk Mahallesi muhtarımız gerçekten en iyi şekilde beceriyor, başarıyor. Ve diğer bütün mahalle muhtarlarına, özellikle bazı konsey başkanları olan muhtarlara da sesleniyoruz. Çünkü çoğu muhtarlarla alakalı şikayetler var. Yani bizler gidiyoruz, bizlik bir şey yok, biz ne yapalım? Kardeşim bir şey yapamıyorsan o mühürü bırak. Mühürüm var ya, böğün böğün geziyorum. Ömer Fatih Aşçı, Selçuk Aksan, Yusuf Şarbay yayınımızda. Osman Hocam demiş ki sizi can kulağıyla dinliyorum. Eyvallah hocam. Alaaddin sen okumuştun onu. Sus yalan söyleme demiş. Abdullah demiş ki abi odalarından çıksınlar, kim nerede yaşıyor ne yapıyor diye seçim zamanları uğramasınlar demiş. Hayret Elif abla hiç gelmiyor. İyi Parti yoksa korkuyorum Elif abla. Ne korkacağım lan İyi Parti'de. Aşını yaptırırsan sıkıntı yok, gelir. Evet, önceden köpeklere soruluyordu. Şimdi insanlara soruluyor aşın var mı diye. Aşın varsa sıkıntı yok, geliriz. Arkadaşlar şu an Petek 87 Beygir, pardon, Akçıklı civarındayız. Yine belediye spor sahası. Uşak Spor'un altyapı tesislerinin olduğu yerdeyiz. Burası da unutuldu arkadaşlar. Dün Elif Hanım yoktu. Dün biz şeye gittik. Ben artık duramadım Elif Hanım. İnsan şey olmayınca. Bir şikayetler vardı. Huzur Park'taki sahada brandlar ayrıştırmış. Değişmiş. Sana özel anlatacağım abi, bir dilim ekmeğe, kömüre, yakacağı ihtiyacı olan insanlar var. Aynen öyle. Gerçekten bazı muhtarlar belirli bir saatlerde gelip hemen kaçıyorlar. Ondan sonrasında da odalarında bulunmuyor. Halkla gerçekten hani şöyle bir şey var. Bazı muhtarlar hepsini demiyorum ama bazı gelen şikayetler doğrultusunda söylenti olarak söylüyorum. Benim kendi sözüm kesinlikle değil arkadaşlar. İşte bazı muhtarlar deniliyor, eş dost affedersin göttaşına yardım yapıyor. Veyahut da ne bileyim bir menfaat olacaksa veya bir şeyler görecekse onlara yardım yapılıyor deniyor. Ama gerçek ihtiyaç sahibi olanlara yüzüne bakılmıyor diye söylentiler var. Bundan dolayı da gerçekten bayağı bir sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da çözülmesi için muhtarların sahaya inmesi lazım. En güzeli de bu tarz çalışmalarda muhtarları artık azaları veyahut da çevresi yönlendirmesi lazım. Eğer ki halkın derdiyle dertlenmeyecekseniz, bazı muhtarlar gibi mankenlik yapacaksanız o muhtarlığı bırakın arkadaşlar. Tabii ki burada görevini layıkıyla yapan, fazlasıyla yapan muhtarlarımız da var. İstersen yayında yaparız, sıkıntı yok. Hiç önemli değil Abdullah. Mehmet, Alaaddin abi, Elif ablaya da söyle, yemek söylesin. Ulan yayın işi olan sensin, sen soracaksın. Tecelli Uçmaz da yayınımıza katıldı. Tecelli Uçmaz tanırsın genelde. Evet. Tecelli Uşak. New Holland mıydı Tecelli? New Holland herhalde değil mi? Her yayında bunu yapıyorum ona. Biliyorum.
Alper'in Atapark'ta Ramazan programı olsa da gitsek, artık hiçbir Ramazan programı kesinlikle yok. Ramazan'la yasaklar var. Yasaklar var arkadaşlar. Nereye programa artık gidiyorsun? O programlarla alakalı yapılacak masrafları. Evde pişireceğiz. Sarınç olduğumuz. Masrafları bir şekilde artık ihtiyaç sahibi ailelere, kimisine yiyecek, kimisine giyecek, kimisine yakacak olarak yardımlar yapın ki gerçekten yardımlar yerine ulaşsın. Aynı abi, yardımlar akrabalarına ve oy verenlere gidiyor. Evet, işte demek istediğim buydu. Bazı gelen şikayetler bundandı. İşte eş, dost, götteş demek istedim. Olaylar bunlardı. Bundan dolayı da bazı muhtarlarımızı esefle, şiddetle inadına kınıyoruz. Kınamadan başka bir şey elimizden gelmiyor ama isim veremiyoruz. Çünkü ha, isterseniz uzaktan o muhtarları verebiliriz. Ama gerek yok. Aydın abi, ha Alperen bir anlamlı bir şey sor demiş. Lan Mehmet, demek bir anlamlı bir şey konuşmadın. Sen çocuğu niye sarkıyorsun şimdi? Ha, adamın bir şey dedi yok. Kendi kendine ya. İş çıkarıyorsun ya. Ses mi? Evet arkadaşlar, bugün konumuz herhalde muhtarlar olacak. Bir de ben hemen kısa pandemi yasaklarına geleyim. Ramazan ayı münasebetiyle renklere bakılmaksızın tüm illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Tabii ki sokağa çıkmak işi olanlar bizleri arayabilirler. Biz istediklerini götürebiliriz tabii ki belirli. Yok yok arkadaşlar, Alaaddin'e inanmayın siz, öyle şeyler yok. Alperen merak etme, Elif abla Ramazan ayında da söyler Atapark'ta. Her yer kapalı Mehmet. Nerede söyleyeceğim yavrum? Çimlerin üstünde mi yiyeceksiniz? Bir tasa verem orada Atapark'ta, otur sen Mehmet. Orada çorban iç. Kepçe yanında. Ha, kepçe raşık yanında. Raşık da getirmeyiz galiba. Kepçe ile içersin. Ben dayanamazsın. Şu araba hemen tasını şöyle diki ve sıkıntı olmuyor. Ali Murat Yalçın da başlığımızda yayına katıldı. Bahsiri Başkan arıyor. Hemen meşgul aldık. Bir de yarın onun da işi var ya. Tüh. Derneklere gideceğiz. Ali Murat Yalçın da. Başkanım da. Enes Muhtar. Şimşek İş Sendikası Başkanımız Ali Murat Yalçın da ve Ortaköy Muhtarımız da yayında. Evet arkadaşlar, hemen Ortaköy Muhtarımız da yayına gelince Perşembe günü Ortaköy'e bir ziyaret gerçekleşecek arkadaşlar. Bu ziyarette Saadet Partisi İl Yönetimi Ortaköy Muhtarı'nın kütüphane kampanyasına destek için kitap bağışında bulunacaklar. Saadet Partisi ne de bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Ortaköy Muhtarımıza bu duyarlı çalışmasından dolayı da başarılar diliyoruz. Aşçı gibi mi görünüyorum oradan Mehmet? Niye ben yapıp geliyorum? Sen yap gel ben yiyeyim. Ha. Hem sen bana dasın. Sana gelmez. Şu an gelsen olur. Geçen gün zırlıyordun ya, iş bulduk Sivaslı'dan diye. Ha, bir durum olmaz. Hem Mehmet sen işmiş de bir şey deme. Sana biz iş buluyor. Sen laf edersin. İş kötü yok derler bizim köyde öyle insanlara. ben bile bir gidiyorum. Elimden geldiğince karınca kararınca yardım etmeye çalışıyorum. Ya Abdullah, tabii ki sen de hani biliyorsun, biliyoruz yardım ettiğini ama. Adam ısrarla arıyor. Şöyle bir şey diyeyim ben. Sen de bir yere kadar, yani insanlar şahıs olarak, kişisel bazda bir yere kadar yardım edebilir. İnsanların da kendi evinin ihtiyaçları var, sıkıntıları var, çoluğu çocuğu var. Bunlara tabii gözetmek lazım. Pandemi hepimize burada arkadaşlar. Eyvallah Şenol. Yani böyle bir durum, yapılan yardımlar da bir yere kadar yapılabiliyor. Kendi bütçelerimizden, o yüzden diyecek ekstra diyecek bir şey yok. Ve dediğimiz gibi yine pandemi yasaklarına gelelim. Hafta sonları yayınımız yine devam eder ama Ramazan ayına kadar. Ramazan'dan sonra da büyük ihtimalle elinde olmayız ama belki işte biraz önce Ali kardeşimden iftar sahur arası bir şeyler yapabilirsin dedi. Onu da bir değerlendireceğiz inşallah. Soruyorum, muhtara gitmiyor musunuz diye, gözümüze bakmıyorlar diye söylüyor vatandaş. Olabilir. Ferhat Başkan yok mu canlı yayında? Ferhat yok. Ferhat Başkan olsun olacak yavrum, sen iş yok sana. İş diyorsun, iş diyorsun, iş buluyorsun sana, ondan sonra da olursa olur diyoruz. Olmazsa bulgur savacağız zaten. Evet arkadaşlar, muhtarlarla alakalı sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz varsa, mesela bir yine örnek muhtar, Ortaköy muhtarımız var. Ortaköy muhtarımız da sadece kendi köyü değil, diğer bütün Banaz'daki köylerdeki ihtiyaç sahibi aileleri dahi kendi cebinden yardım yapıyor.
köy kazısına kesinlikle hiçbir şey dokunmadan bütün yardımları kendi cebinden yapıyor. Hiçbirine ekstra, mesela başka muhtarlar gibi ekstra özel zevkine gidiyor, içtiği şeylerin faturalarını da kestirmiyor. Evet arkadaşlar, bir de bak geçenlerde söylemiştim, Ramazan'da biz de gazeteciler olarak paket ayarlıyoruz. Destek olmak isteyen arkadaşlar varsa irtibata geçsin. Yani biz dolaştığımız için belki sizden daha fazla insanlarla karşılaşıyoruz. Beraber ihtiyaç sahibi. Tanıdık eş göz göttaşı değil, başkaları gibi değil yani. Onu da belirtelim. Allah izin verir, söz elimden ne gelirse, nerede yetim kurban var ise mücadele edeceğim inşallah. Allah kolaylıklar versin. Suzan Kaya yayınımıza geldi. Oo Suzan abla, hoş geldin yayınımıza. Birkaç gündür yayında yoktun, herhalde rahatsızdın. Özellikle geçmiyorsun diyorum ve artık bir şu ekstra çaylara, kafelere yasak gelmeden bir toplanalım da senin şu Kanada'dan gelen telefonunla bir fotoğraf çekelim, selfie çekelim. Özledik valla. Ya Suzan ablamızın bir telefonu var. Mevlana Derneği'nde tek onda var. Torunundan geldi Kanada'dan. Harika bir telefon. Kamerası süper. Bilmem kaç bin megapiksel. O derece yani. Senin telefon da Almanya'dan gelmiş gibi ama. Evet. Öyle mi sanki? Yok öyle bir tanıdığım. Çinlistan'dan geldi. Çinlistan'dan. Çinlistan'dan geldi benimki. Şimdi mi gideyim şeye, birazdan mı gideyim? Ben yayın zaten kapattık mı bitiyor. Tamam. Evet arkadaşlar, şeyse bir daha saray hattına doğru geçeceğiz. Neydi onun adı? Suzan ablamın telefonundan bahsediyorduk. Ve Suzan ablamızın torunu Japonya'da yapılan bir güzellik yarışmasında Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi. O yüzden ve sonuçta diyoruz ki yani nereden geldiği belli yani güzelliğin. Çünkü Suzan ablamız tam bir İzmir hanımefendisi. Her şeyiyle, oturuşuyla, üslubuyla, konuşmasıyla, tabii ki bu vesileyle de Mevlana Derneği Başkanımız Ruki Güneş Başkanımız da selamlar, ellerinden öpüyoruz, özledik. Devam et. Oluyor bazen arkadaşlar. Elif ablacığım destek olursan sevinirim diyor. Abdullah kaç kişi var, bana özelden bir atsana. Hasan demiş irtibat numarası var mı? Kimin irtibat numarasını sordun Hasan? Tamam oldu Alaaddin demiş. Eyvallah. Evet oraya Suzan ablamla artık bir çay kahve içeceğiz. Kanada'dan gelen telefonuyla fotoğraf çekileceğiz inşallah. Özledik bu fotoğrafı. Suzan ablacığım sağ olasın, var olasın. Özledik. Ama yazdım bak, geçen gün bir doğum gününde birleşmişsiniz ekip. Beni çağırmadınız. Yazıyorum bunu hepsine. Şu yasaklar bitsin. Hepinizden teker teker soracağım. Hüseyin Vural. Evet Hüseyin abim de yayınımıza geldi. Şahin Altıner yayınımızda. İşte öyleken böyle. Bugün başka yere sözümüz var Zeynep Hanım. Dün dedik, dün kimse çıkmadı. O senin şansından. Ben olunca oluyor. Evet sen olunca oluyor. Keramet sendeymiş. Ben Afyon'daydım dün maalesef. Duydum seni ama. Evet bugün bir değişiklik yapalım. Evet. Bitti mi gündem? Valla bitti herhalde ya. Gel bakalım sen ne diyeceksin? Eğer bir ev eşyası olmak isteseydiniz ne olurdunuz? Hadi bakalım. Hadi bakalım cevapla. Tuvalet fırçası kesinlikle olmak istemezdim. Şimdi paspas olsan gelen geçen basacak. Koltuk olsan aynen. Gelecek millet üstüne oturacak. Aynen olmak isterdim. Nasıl? Ben olsaydım aynı olmak isterdim. Oo. İnsanlara gerçek yüzünü gösterebilmek için. Evet Ali'den wow. güzel bir cevap geldi. Ali diyor ki Ali Uçmaz kardeşim aynı olmak isterdim. Herkesin gerçek yüzünü kendisine birebir yansıtmak isterdim diyor. Tamam Susan ablacığım. Evet arkadaşlar bir ev eşyası olmak isteseydiniz ne olurdunuz? Olmak zorunda kalsaydınız ne olurdunuz? Ne olmak isterdiniz? Ne olmak isterdiniz? Ya da ne olmak istemezdiniz? Tamam hocam dikkat ederim, bazen kaçıyor ha, farkında değilim. O da sırf Ali'den doluyordu, yoksa normalde benim yoktu böyle. Ali geldi benim ayarımı bozdu. Ben direkt birine çamur atmamız lazım. Allah'tan bugün geldi. Ali var yoksa Elif var. Yoksa bana atmıştı hocam. Gençliğin aklına geldi sanırsam. Evet sen olunca gençliğim aklıma geldi. Yani. Hemen birazdan bir kısa reklama gireceğiz. Reklam sonrası millet
ev eşyası derken okul günlerine döneceğiz. Evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi bak ışığı ne güzel yanıp duru. Emek ofis. Bay Ali Akın. Orası burası arkadaşlar. Bak orası burası. Emek ofis mobilyaları. Geliyorsunuz buraya. Mustafa Bey'i görüyorsunuz. Alaaddin Başkan'ın adı. Nasıl? Bizim selamımızı söylüyorsunuz. Evet, bizim selamımızı söylüyorsunuz. Uygun bir şekilde kaliteli ürünleri. Zaten kalitesiz diye bir şey yok orada zaten. Hepsi kaliteli. Öncelikle onu belirtelim. Hepsi kaliteli. Ahmet Bey demiş ki çek yat. Ahmet Başkan evden çıkmak istemiyor herhalde sen çek yat. Şenol da para diyor. Para olmak isterdim. Şenol bol bol harcamak istiyorsun herhalde. Üzerinde uyumak için. Ya senin üzerinde uyuyacaklar ama Ahmet abi. Vallahi, senin üstünde yatacaklar başkan. Bir de şöyle bir şey vardır. Bizim bazı Türk filmlerinde de onu kısa kısa geçiyor. Hadi şimdi söyleyeceğim bakalım hadi. Hadi bakalım hadi. Trafik tıkandı. Hayır trafik tıkansın da üzerine edince koltuklarla alakalı. Genelde bizim Türk erkeklerin yaptığı bir şey var. Koltuklarla alakalı. Hadi bakalım onu bilin. Şimdi genelde Türk erkeklere şöyle burnunu karıştırırlar. Çıkanı koltuğun arkasına atarlar. Hatta bazı, kadar pissin bazı ya. Filmlerde bile konu olmuştur bu. Türk klasik Türk erkeği davranışı. Vallahi çok kötü bir şey seçmişsin Ahmet Başkan ya. Vallahi kimisi bazen bu koltuğun veya çekyatın arkasına yapıştırıyor, kimisi atıyor. Kendinden bile. İğrensin ya. Şimdi şeyde falan 80'ler dizisinde Ergun Plak yapıyordu bunu. Orada da konu olmuştu bu. Evet, başka kalmadı herhalde. Evet sizin arkadaşlar şey başka. Çek yatla para. Başka? Çek yat para. Ayna. Ayna vardı evet. Sen ne olmak isterdin Alet? Ya şimdi ben koltuk olmak istiyorum diyeceğim. Şimdi bazıları oturuyor. Normal oturan sıkıntı yok da. Bir de sarıyor ha. Kokudur la o yüzden. Adam ya. Bir de sarımsak yemişse yani. Ha hele o. Hele sarımsak yemişse. Kuru fasulye, samur, sarımsak. Sarımsak. Hele bir de sabah kahvaltısında kara zeytinden yumurta yediyse. Öğlen veya akşam da nohut veya kuru fasulye yediyse yandın. O eve girilmez gari. Tepete ne? Abdullah tepete ne anlamadım. Tabut mu? Tabut mu? Herkes son yolculuğunda mı götürecek? Evet, kent tarihi müzemizde şu an pijama televizyonmuş. Ha, pijama televizyon. Televizyon pijama terlik. Elif abla ya Alaaddin abinin sesini kes ya. O gün partide çok ses yaptı. Millet rahatsız oldu. Genel başkan yardımcısı. Mehmet konuşma yavrum. Vallahi ben anahtar olmak isterdim. Bensiz bir yere gidemezdiniz. Hah. Ben de şarj alet olayım bari. Bensiz yapamazdım. Yani telefondanıza takarsınız bana. Yani ben öyle yana. Abdullah da o demiş. Şeysa. Evet Melek Hanım da şu an yerimize katıldı. Melek Hanım'a da selamlar. Şenol Eşo, Elif Hanım, sen ne olmak istersin demiş. Anahtar dedik ya. Anahtar dedi lan, duymadın mı? Sası gibi. Ben siz gidemem, gramlık dedim ya. Aynı yola bak. Bakıyorum, bakıyorum. Adam ben. Mehmet, ben konuşmadım. Konuşuyorum yavrum. Şeyse kusura bakma. Evet bugün şu an yine eski sanayilerin olduğu aradan geçiyoruz. Ve kentsel dönüşüm TOKİ tarafına. Bir de belediyeye bakalım. Bakalım belediyede neler var neler yok. Şarj aletlerinden bir demiş. Evet 80'li yıllara geri döndük. 90'lı yıllarda Star TV Interstar'da 12.30'da çıkan Yıllo vardı. Onun gülüşüyle gülüyorum sana Mehmet. Ne? Ha ha. Evet arkadaşlar bugün Emek Büro Ofis Büro Mobilyalarının sponsorluğunda, Ali kardeşimin sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. Şu an çay kenarından geçtik.
Dere güzel bir şekilde akıyor, tertemiz, berrak. İnip oradan tasınıza suyu doldurup içebilirsiniz. O derece berrak yani. Mutfak eşyalarından biri olmak isterdim. Hep bayanların yerinden düşmezdik. Vay muhterem. Vay. Ya Messenger kullanmıyorum ki ben Hasan. Timur kardeşim de şu an yayınımıza geldi. Askerlikten Bursa'dan. Timur kardeşimize selamlar. Elif Messenger'a bak bir ara. Ne ara eski Messenger'a? Eskiden MSN'ler falan vardı. Aa açtım. Evet şu an Uşak Belediyesi sol tarafta. Işıklar bazı bazı yanıyor. Güvenlik görevleri yerinden bakıyoruz. Kontrol ediyoruz. Herhalde yerinde gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Güvenlik görevlileri de yerinde. Onlar bize bakıyor. Bize ama içeride sigara içiyor güvenlik görevlisi. Vallahi gördüm. İçeride güvenlik görevlisi sigara içiyor. Sayın belediye yetkilileri, başkanı yardımcım, başkanım. İçeride içiyorlar bak ona göre. Lütfen kapalı olanlarda, araçlarda sigara içmeyin arkadaşlar. Hasan attım. Şu an evet, emek büro ofis mobilyaları. Ayşe aldı, Fatma aldı, Necla aldı, Nurten aldı demeyin. Gelin siz de alın. Kaçıyor, kalmıyor. Ofis mobilyaları, ev mobilyaları, emek kadar. Ofis büro mobilyaları. Karizmatik bir firmayı çarşamba pazarına çevirdin ya, helalim var. Olsun yani. Bazen olur ha. Sıkıntı yok. Ay eyvallah. Ay. Bak Osman hocam duyuyorsun değil mi? Bak bende bir şey yok halde alay geçiriyor lafları. Evet, huzurlu İpek, toptan alışveriş. Yaşı tabelaları okumuş. Bayram Yılmaz. Kararlılığı. Evet arkadaşlar, kentsel dönüşüm TOKİ'de gidip dururuz. Şu an anlacımızda eski Yıldız Kiremit sanayinin olduğu yerlerdeyiz. Buradan o yerine geçeceğiz, oradan öbür tarafa geçeceğiz. Ve saatlerimiz 22.14. Yavaş yavaş son 27 dakikamız kaldı arkadaşlar. Allah demiş arkadaşım, adamın biri. Birileri bir şey yazmış. Elif aldı, saf gibi bir şey. Hem Messenger'a bakmaz hem de WhatsApp'a. Evet Mehmet, bazen kafamı sikiyorsun, kusura bakma ama yani programda bunu bana en sonunda söylettirdin. Ahmet abim Ali Akın Bey'in babası Mahmut Akın Bey'e Allah rahmet eylesin demiş. Amin, inşallah. Amin. Ali Bey'e de Allah rahmet eylesin. Teşekkür etmiş. Salih Kılıçoğlu hayırlı geceler, kolay gelsin demiş. Teşekkürler Salih. Salih sen bende ekli olmadığın için ben seni etiketleyemiyorum. Bana bir istek atarsan veya yayını paylaşırsan seviniriz. Çünkü şu an aktif olarak 20 kişi var, hemen bir 3-5 uzarsın. Evet, ayran kazana sağ tarafta dışarı koymuşla. Burada zarar. Herhalde kullanmayacak, satın olabilirler. Evet Ali, okul yıllarından kalan bir anılarından bahsedecek olursak, unutamadığın anlardan neler var? Evet, Salih Bey yayınımızı paylaştı. Şimdi sen söyle, böyle sorunca şimdi... Bir anda tıkandım yani, mı? Yani, takım. Ben hemen şöyle, ben kısaca başlayayım. Sen başla yani. Mesela, şimdi okulda şey vardı bizim, onu hiç anlatmadım Elif. Evet, bu arada siz de eşyaları düşünün arkadaşlar. Ha, eşyaları düşünün. Hatta okul anılarınızdan da bahsedebilirsiniz. Şimdi Hakkı Kayıksız müdür o dönemle. Allah Osman hocam bak bir ne yaşattın sen bunlara bilmiyorum ama bak ikisinin ya zaten okul anısı dedim yedin dayak aklın böyle başka bir şey gelmiyor ki. 8 çeyrek kala herkes okulda sırada olacak. Ya zaten köyden geliyorum. Köyden gelirken de